Merhaba, iyi günler. Bazen başıma şöyle bir şey gelir. Bazı olaylarda gazeteci olarak ilgilenmem gerekmesine rağmen ilgilenmeyi reddettiğim anlar oluyor. O genellikle kişisel bir, insani bir tepki olarak. Şimdi birazdan anlatacağım olaylarda açmaya çalışacağım. Geçenlerde 25 Şubat'ta Le Monde gazetesinde Fethullah Gülen imzalı bir yazı çıktı. Gördüm ve okumayı reddettim. Fransızcam olmasına rağmen ve Le Monde genel olarak, yani bütün eleştirileri ayrı ama genel olarak sevdiğim bir gazete olmasına rağmen, çünkü Fethullah Gülen'e bir köşe açılmış olması ve başlığını gördüm. Fethullah Gülen bu yazıda İslam'la demokrasinin aslında bağdaştığını ama AKP'nin ve Erdoğan'ın bunu yolundan saptırdığını Türkiye'de iddia etmiş bu yazıda. Okumayı reddettim. Yani böyle bir okumak içimden gelmedi. Çünkü bir tepki olarak düşünmek lazım. Le Monde gibi bir gazete bu saatten sonra Türkiye'ye bu kadar kötülüğünü etmiş ve özellikle Türkiye'de çoğulcu demokrasinin dinamitlenmesinde birinci derecede sorumluluğu olan birisine o kişi çok demokratmış gibi bir kürsü açması, bir alan açması gerçekten beni çok rahatsız etti. Okumak istemedim. Başka zamanlarda başka tür böyle olaylar olmuştu. Bunda da bir müddet okumadım ama tabii bir gazeteci olarak ve bu konularla ilgilenen bir gazeteci olarak eninde sonunda bu yazıyı okumak zorunda kalacağımı biliyordum. O gün de bugün. 25 Şubat'ta yazılmış, şimdi 5 Mart'tayız. 8 gün sonra okudum. Tahmin ettiğim gibi kesinlikle Gülen tarafından yazılmadığı belli olan örgüt içerisindeki siyaset bilimci vesaire birilerini kaleme aldığı, belki en fazla onun üzerinde bir takım düzeltmeler yaptığı bir yazı çok fazla anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani o yazıyı bir akademisyen yazmış olsa, herhangi bir akademisyen yazmış olsa İslam-demokrasi ilişkisi konusunda okunabilir bir yazı olabilir ama Fethullah Gülen tarafından yazılmış olması o yazıyı bir kere baştan değersiz kılıyor. Bu da benim ön yargım değil, Fethullah Gülen'in bıraktığı izle alakalı bir şey. Burada tabii Le Monde şöyle de bir şey yapmış, koca bir sayfa yer açmış ve Fethullah Gülen'le ilgili gazetede sadece opozan Türk, yani Türk muhalif demiş. Bu da çok yadırgatıcı. Daha sonra internette baktığımda biraz daha geliştirilmiş olduğunu gördüm kendisini tanıtımının. Kendisinin Erdoğan tarafından darbe girişiminin arkasındaki kişi olmakla suçlandığı da eklenmiş. Ve kendisine vaiz ve entelektüel ya da aydın denmiş. Ne derece doğrudur onu takdirinize bırakıyorum. Aydın olup olmadığı. Çok tepki gördüğünü öğrendim haberin. Gözüme de çarptı. Daha sonra Le Monde bu sefer Türkiye'deki muhabiri Marie Jago'ya Türkiye'de demokrasinin ölümü suç kimde başlıklı bir haber analiz yaptırmış. Ve haber analizde Marie Jago bir takım Türkiye'den büyük bir kısmı yurt dışında yaşayan ama Türkiye'li kişilerle konuşarak Fethullah Gülen'in sicilini ve onun örgütünün sicilini de anlatmış. Bir nevi dengeleme yazısı yazmışlar. Anladığım kadarıyla bu yazı önce basılı Le Monde'da çıkmamış, sadece internette çıkmış. Daha sonra da gelen tepkiler üzerine basılı gazetede de çıkmış diye okudum sosyal medyadaki bir takım bilgilerden. Şimdi burada rahatsız edici olan husus ne? Öncelikle rahatsız edici olan husus Fethullah Gülen gibi birisinin hala belli bir itibara uluslararası alanda sahip olması ve hala kendini aslında Türk demokrasi için savaşan ve bu uğurda mağdur olmuş, bu uğurda çabalar sarf etmiş barışçı birisi olarak sunup bunun hala Le Monde gibi gazetelerde alıcı bulması, bu başlı başına rahatsız edici bir husus. Tabii buna hükümeti, Türkiye'de siyasi iktidar ve onu destekleyenlerin verdiği tepkiler ayrı. Ama bu olaya mesafeli bir şekilde dışarıdan bu iki grubun ya da Erdoğan-Gülen savaşını
hiçbirisine angaje olmadan izlemeye çalışan insanların bakışı farklı. Bunlardan birisi olduğumu düşünüyorum ve açıkçası bundan çok ciddi bir şekilde rahatsızlık duyduğumu bir kere daha ifade etmek isterim. Hatta belki bir yazıyla buna cevap vermek de olabilirdi ama bu Marijego haberinde zaten bayağı bir insan bu konuda söylenmesi gereken şeyi Ahmet İnsel mesela bayağı söylemiş. Onları bir not olarak düşmek lazım. Sonuç olarak ama Le Monde için gerçekten ayıp bir şey yapmışlar. Türkiye'de bu kadar insanın mağdur olduğu, bu kadar insanın doğrudan mağdur olmasında birinci derecede rol olan bir kişinin sırf Erdoğan iktidarını eleştiriyor diye ona bu kadar geniş bir alan açılması gerçekten üzücü. Bunu bir vurgulayayım. Daha sonra ama bugün baktığımızda dün açıklanan Gezi iddianamesi, aslında Osman Kavala iddianamesi. Buna baktığımızda Fethullahçıların uluslararası alandaki itibarını korumasının dışında ulusal alanda da itibarlarını bayağı bir koruduklarını gördük. İddianame, bu da aynı Fethullah Gülen'in Le Monde yazısı gibi bende bir rahatsızlık yarattı. Şöyle bir rahatsızlık yarattı. İçinde neler olduğunu az buçuk biliyorum, tahmin ediyorum. Ve burada arkadaşlarımız bayağı bu konu üzerinde çalıştılar. Özellikle Canan Coşkun didik didik etti. Yüzlerce sayfa tape. Bu tapeleri kimler yaptı? Fethullahçı savcılar, Fethullahçı polisler. Fethullahçılar zaten yıllarca Türkiye'yi bu tür tapelerle vesaire yönetmeye, Türkiye'yi şekillendirmeye çalıştılar ve bayağı da başarılı oldular. Şu anda kaçak olan bir savcının hazırladığı bir soruşturmanın bir kısmı kaçak, bir kısmı tutuklu, bir kısmı itirafçı polislerce derlenmiş tapelerinden hareketle yapılmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. Bu iddianameyi de gerçekten çok okumak istemiyorum. Sadece bir göz attım, hızlı bir şekilde göz attım. Burada çoğu yakından tanıdığım, çoğu çok yakın dostum olan, her zaman için kendilerine rahatlıkla kefil olacağım, bu insanların kendi aralarında dostlarıyla, iş arkadaşlarıyla vesaire yaptıkları telefon konuşmalarının sayfalarca dökümünü okuma ihtimali beni rahatsız etti. Burada bir şey görüp rahatsız olacağımdan değil, onların özel hayatlarına, iş hayatlarına bu şekilde devlet aracılığıyla dahil olma yı istemediğim için. Ama belli bir süre sonra mecburen nasıl Fethullah Gülen'in o aslında baştan savma olduğu her halinden belli olan yazısında olduğu gibi bu iddianameyi de bir şekilde okumak zorunda hissedeceğim kendimi. Zamanında Zekeriya Öz'ün Ergenekon iddianamesine de bakmıştım. O da çok uyduruktu. Onun uyduruk olduğunu da o tarihte Vatan Gazetesi'nde yazmıştım. Onun hakkında da o dönemde yazdığım, kendisiyle hatta gazeteci olarak görüşmek için de başvurmuştum ve benimle görüşmeyi kabul etmemişti. O da benim bir şansımmış, öyle söyleyeyim. Herhalde kazara görüşmüş olsaydım bu üzerimde bir leke olarak kalacaktı. Böyle de bir, Allah'a çok şükür, böyle de bir şansım olmuş. Şimdi bu iddianamenin başında savcılar şöyle diyorlar. Basında bu iddianamenin FETÖ paralel devlet yapılanması, FETÖ-PDY elemanları tarafından yapılan çalışmalar olduğu yolunda haberler çıktı gibi bir şeyler söyleyip, 2016 sonrasında tüm delillerin ve özellikle de tapelerin tamamının yeniden kıymetlendirilmesini yaptık diyorlar. Yani tamam, bunları delil dediği şeyler her neyse, bunları ve tapeleri, özellikle tapeleri, Fethullahçılar, FETÖ'cüler onların da tabiriyle yapmış olabilir. Ama biz bunları tamamen yeniden kıymetlendirdik. Kıymetlendirme de çok ilginç, değerlendirmek de değil. Değerin ötesinde bir anlam atfediyor. Kıymetli bir malzeme. Yani Fethullahçılardan bayağı çok güçlü bir malzemeyi devralmışlar. Ama kesinlikle kendileri Fethullahçı değil, çünkü tam tersine dosyalar dış etkilerden, özellikle FETÖ etkilerinden arındırılmış bir çalışma yaptıklarını söylüyorlar. Zaten başta bunu söylüyor olmaları,
bunu söyleme ihtiyacı hissetmeleri bu olayın baştan itibaren FETÖ gölgesinde ya da Fethullahçılık gölgesinde olduğunu anlamamıza yetiyor. Sonuçta Lomont'tan başladık, iddianameyle gidiyoruz. Dışarıda ve içeride yediği bütün darbelere rağmen, ipliğinin bütün pazara çıkarılmış olmasına rağmen, bu Fethullahçılık denen yapı öyle bir yapı ki, öyle bir illet ki, gerçekten dışarıda ve içeride birileri başkalarına karşı kavgalarında, mücadelelerinde bu yapıya, bu yapıdan hala medet umabiliyorlar. 17-25 Aralık tapelerini zehirli ağaçın meyveleri diye yok etti Türkiye'de yargı. Aynı zehirli ağacın bu meyvelerini yeniden kıymetlendirerek ve tıpkı Fethullahçı savcıların zamanında yaptıkları, ürettikleri iddianameleri andıran iddianamelerle yasal olan, tamamen yasalar içerisinde yapılan işlerin, eylem ve eylemsizliklerin, birbirine selam vermenin suç haline getirildiği bir dosyayla karşı karşıyayız. Bu da bize Türkiye'de Fethullahçılığın ölmediğini, kolay kolay da ölmeyeceğini, kendisi ölse bile onun bu mirasının, Türkiye'de demokrasiye, hukuk devletine birinci derecede zarar veren mirasının kolay kolay etkilerinin silinmeyeceğini gösteriyor. Savcılar istedikleri kadar girişine dış etkilerden arındırılmış dese bile, önceki iddianameleri bilen herkes de görüyor ki, zaten kendileri hazırlamış, zaten Fethullahçı polisler hazırlamış, Fethullahçı savcılar hazırlamış bütün bu şeyleri. İzini bunlar sürmüş. Bakıyorsunuz kimleri kimleri neden dinlemişler? Yani burada nasıl bir ulusal güvenlik tehdidi varmış gerçekten anlamıyorsunuz. Ve baktığınız zaman tamamını okumadığımı tekrar söylüyorum ama gördüğüm, duyduğum kadarıyla, arkadaşların anlattığı kadarıyla bunlarda bir suç falan yok. Zaten akıl yürütmeler üzerine kurulu bir olay. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, tıpkı bütün bu Ergenekon vesaire süreçlerinde olduğu gibi. Evet, önümüzde böyle bir gerçek var. Hala kullanışlı bir yapı. Etkisi ne olursa olsun, etkisi ne kadar azalmış olursa olsun, ne kadar insanı yakalanmış, örgüt üyeleri, yöneticileri yakalanmış olursa olsun, ne kadar okullarının bir kısmı dışarıda devlete devrettirilmiş olursa olsun, hala Fethullahçılık dışarıda ve içeride bir takım kanallardan doğrudan aktör özne kendileri olmasa bile, kimi zaman Lomont yasında olduğu gibi özne kendileri oluyor, kimi zaman bu son olayda olduğu gibi kendileri olmuyor. Yani bir savcı var ki kendisi kirarda ama fezlekesi mahkeme salonlarında kıymetlendirilerek tekrardan hizmete sunuluyor. Böyle bir acı gerçekle karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda Türkiye'nin Fethullahçılıkla mücadelesinden başarıyla çıkma ihtimalinin çok fazla olduğunu açıkçası sanmıyorum. Bugün belli bir ölçüde beli kırılmış olabilir, dışarıda öyle görünüyor olabilir. Ama Fethullahçılığın özellikle içeride bize bıraktığı çok kirli bir miras var ve bu kirli mirastan birçok insan işine geldiği gibi yararlanmakta hiç tereddüt etmiyor. Böyle bir acı gerçekte karşı karşıyayız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.